Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallâhe basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler, hepinize en içten duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar dileyerek bugünkü dersimize başlıyorum. Ders kitabımızın 72 numaralı sayfasına kadar geldik. 72 numaralı sayfasında Dersul Hamis 5. ders başlıklı bir bölüm görüyoruz. Mineşşeril Arabi Biladi, Arap şiirinden memleketim başlıklı bir şiir var. Ancak bu programımda buraya giriş yapmadan önce şu ana kadar önceki sayfalarda işlememiz gerekip de bugüne kadar işleyemediğimiz, ertelediğimiz, size sahih ve mu'tel fiil konusunu verdikten sonra işlemeyi düşündüğümüz nakıs fiillerin muzari malum çekimleriyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi kitaplarımızın 53. sayfasını açalım efendim. Kitaplarımızın 53. sayfasında yer alan Lahiz isnadel fi'li yamdi ile damair bölümüne bakalım. Evet, burada çerçeve içerisinde mazisi meda olan yemdi fiilinin, daha doğrusu mazisi meda olan fiilin muzari malum şekli olan yemdi'nin çekimi verilmiş. Bütün sigalarda verilmemiş. Bazı sigalar eksik bırakılmış. Biz bunların tümünü çalışacağız inşallah. Öncelikle şunu hatırlayalım. Sahih bir fiilin muzari malum çekimiyle ilgili bilgiye sahibiz. Bu bağlamda ketebe fiilinin muzari malumu olan yektübünün gramer kitaplarında yer alan şekliyle, formatıyla çekimini hatırlayacak olursak yektubu yektubani yektubune, tektubu tektubani yektubne, tektubu tektubani tektubune, tektubine tektubani tektubne, ektubu ve nektubu şeklinde ketebe fiilinin muzari malum çekimini yaptığımızı hatırlarız. Evet efendim, geçtiğimiz programımızda fiilleri bünyelerinde illet harfi taşıyıp taşımamaları bakımından iki gruba ayırdık. Sahih ve mu'tel fiiller şeklinde. Sahih fiillerin salim, mehmuz, mudaaf şeklinde 3 kısımda incelendiğini, mu'tel fiillerin de illetli fiillerinde misal, ecbef, nakıs ve lefif bölümlerine ayrıldığını söyledik. Nakıs fiilin tanımını yaparken de son harfi illetli olan, son harfin illet harflerinden birisi olan fiildir şeklinde tanımladık. Evet, şimdi burada kitabımızın 53. sayfasında Lahaz isnadel fi'li yanzı ile damair başlığının altında, şablonun altında bir ifade var. Hemen sağında yıldız işareti konmuş bir şekilde. Lahaz ennel fi'lel mudari'a اِذَا كَانَ آخِرُهُ يَاءً تُحْذَفُ مِنْهُ الْيَاءُ عِنْدَ اِسْنَادِهِ اِلَى وَاوِ الْجَمَاعَةِ وَيَاءِ الْمُخَاطَبَةِ şeklinde bir not var. Bu notu anlamaya çalışalım, tercüme edelim. Lahız, incele, ennel fi'lel mudari'a, ya da dikkat et, farkına var. Lahız'ı bu şekilde de tercüme edebiliriz. Lahız, ennel fi'lel mudari'a, muzari fiilin şöyle olduğuna dikâne âhiruhu yâen, sonu ya olduğunda, muzari fiilin sonu ya olduğunda tuhzefu minhu el yâ'u, kendisinde ya hazf olunur, yani gizlenir. Ya hazf olunur, ya gizlenir. Ende isnadihi, isnad edilmesi durumunda. neye isnat edilmesi durumunda? İlâ vâvil cemaati ve yâil muhatabeti. Cemilik vavına ve muhataba yasına isnat edilmesi durumunda bünyesindeki ya hazf olunur. Bundan ne kastedildiğini şimdi çekimi detaylarıyla incelerken inşallah anlayacağız. Fakat bu notun anlattığı ifade bu. Bir muzari fiilin sonu ya olursa şayet bu takdirde cemaat vavına çoğulluk, yani şöyle söyleyelim, cem müzekker gaib ve cem müzekker muhatap sigalarında ve bir de muhataba yasının bulunduğu sigada kendisindeki ya hazf olunur. Kendisindeki ya gizlenir anlamında bir not var. Onun altında toplam 4 cümleden oluşan bir not bölümü daha var. Orayı da okuyorum. El elifu vel vavu vel ya'u tusamma hurufel illeti. El elifu vel vavu vel ya'u tusamma hurufel illeti. Elif, vav, ya illet harfleri diye adlandırılır. Elif, vav ve ya illet harfleri diye adlandırılır ki biz bunu bir önceki programımızda size verdik. Bu bilgiye sahipsiniz artık. Onun altındaki nota geçiyorum. El fi'lu lezi ahiruhu harfu illetin yusemma en-nakisa. Evet, bu cümle ne ifade etti? El fi'lu lezi ahiruhu harfu illetin. Sonu illet harfi olan fiil yusemma en-nakisa. Sonu illet harfi olan fiil nakıs diye adlandırılır. Bir sonraki cümle. El fi'lu lezi vasatuhu harfu illetin yusemma el-ecvafe. Evet, ortası illet harflerinden birisi olan, ortası illetli olan fiil ecvef diye adlandırılır. Son bölüm. El fi'lu lezi evveluhu harfu illetin yusemma el-misale. İlk harfi illetli olan, ilk harfi illet harfi olan fiil ise misal fiil diye adlandırılır. Dikkatinizi çekmiştir sevgili dinleyicilerim. Burada bizim size bir önceki programda not ettirdiğimiz mutel fiil konusunun bir bölümü ele alınmış. Mutel fiillerden misal ecvef ve nakıs fiiller verilmiş. Lef fiil sadece zikredilmemiş. İleriki derslere bırakılmış lef fiilde. Bir önceki programda biz bunları detaylı olarak ele aldığımız için şu anda daha fazla üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet, şimdi yukarıda yer alan yamdi fiilinin çekimine bakalım. Tesniye elifine bitiştiği zaman entuma temdiyani ve huma yamdiyani şeklinde çekildiğini görüyoruz. Cemaat vavı, cemilik vavı sigasında, yani cem sigalarda entum temdune ve hum yamdune şeklinde çekildiğini, onun hemen solunda yer alan ya'ul muhataba, muhataba yası sigasının bulunduğu bölümde ise enti temdine şeklinde çekildiğini, son olarak da nunun nisve, dişilik nunu diye tercüme edebileceğimiz cem müennes gaibe ve cem müennes muhataba sigalarında entunne temdine ve hunne yemdine şeklinde çekimini görüyoruz. Ben önce cem müennes gaibeyi zikrettim, fakat burada yazılış sırası bakımından cem müennes muhataba önde zikredilmiş. Buna dikkatinizi çekeyim. Entünne temdayneyi biz cem müennes muhataba sigası, hunne yemgasını ise cem müennes gaibe sigası olarak ifade ederiz. Peki yektübü fiili sahih bir fiil. Bu sahih fiilin nakıs fiilden çekim farkını anlayabilmek için şöyle bir yol takip edelim istiyorum. Yektübü fiilini çekecek olsaydık burada entuma için ne derdik? Eliful isneyn bölümünde entuma tektubani derdik. Onun altında yer alan huma zamiriyle huma zamirinin bulunduğu bölümde huma yektubani derdik. Entuma tektubani, huma yektubani. Peki mada yemdi ile celese yeclisu birbirine daha çok benzer olduğu için, daha çok benzerlik arz ettiği için yektubu fiilinin çekimini değil celese fiilinin muzarisi olan yeclisu fiilinin çekimini örneklendirelim isterseniz. Yeclisu fiilinin Eliful İsneyn bölümünde ne deriz? Entuma teclisani ve huma yeclisani. Birbiriyle mukayese etmeniz kolay olsun diye sahih bir fiilin muzhari malum çekimini örnek olarak alıyorum. Entuma temdiyani nakıs fiilin muzhari malum çekiminin tesniye elifi sigası. Sahih fiil olan celesenin muzhari malumu olan yeclisunun bu sigası ise entuma teclisani şeklinde olur. Peki huma zamirinin bulunduğu bölüm nasıl olacak? Huma yeclisani şeklinde olacak. Entuma teclisani, huma yeclisani. Evet. Celese fiilinin muzari malum olan yeclisu ile bu şekilde karşılaştırmış olalım. Bu ikisini birbiriyle mukayese etmiş olalım. Evet efendim, bir sonraki sütuna geçiyoruz. Vavul cema'a sütununun bulunduğu bölüme geçiyoruz. Vavul cemaati, çoğulluk vavı. Peki burada entum temdune ve hum yemdune şeklini görüyorsunuz. Entum temdune muzari malum için, yemdi fiilinin muzari malumu için kullanıyoruz bunu. Peki celese fiilini düşünelim. Yani celesenin muzarisi olan yeclisunun entüm sigasında, yani entüm zamirine bitişmesi durumunda nasıl olacağını düşünelim. Entum teclisune, hüm için ise hum yeclisune. Hemen yan tarafa bakıyoruz. Muhataba yası sigasında enti temdine bölümünde yeclisunun çekimi nasıl olur? Enti teclisine. Nun'un nisve bölümünde entünne tamdayne, yeclisu için entünne teclisne, entünne temdayne, entünne teclisne. Peki hunne yamdayne, hunne yeclisne şeklinde birbiriyle mukayese etmiş olduk. Burada şöyle bir not var. Yani yıldız işareti konulan yeri kastediyorum. Muzari fiilin sonu şayet ya olursa cemaat vavuna ya da muhataba yasına bitişmeleri durumunda, isnat edilmeleri durumunda ya hazf olunur denmiş. Bundan şu kastediliyor. Yani entum temdiyune ya da hum yemdiyune denmez. O şekilde gelmez fiil. Fiilin bu sigası entum temdiyune ya da hum yemdiyune şeklindeki bir ifade yanlış bir ifadedir. Muhataba yasında da enti temdiyine denmez. Enti temdiyine denmez. Ne denir? Enti temdiyine denir. Peki bu fiili gramer kitaplarında yer alan şekliyle şayet tüm sigalarını bir arada görerek çekecek olursak yemdayı fiilinin çekimini şöyle yaparız. Yemdayı, yemdiyani, yemdune. Tekrar ediyorum ilk satırı. Gayip satırını tekrar ediyorum. Yemdi, yemdiyani, yemdune. Gaibe satırına geçiyorum. Temdi, temdiyani, yemdine. Tekrar ediyorum efendim gaibe satırını. Temdi, temdiyani, yemdine. Evet, muhatap satırına geçelim. Temdi, temdiyani, temdune. Muhatap satırını tekrar edelim. Temdi, temdiyani, temdune. Muhataba satırına geçiyoruz. Temdine, temdiyani, temdine. Muhataba satırını tekrar ediyorum. Temdine, temdiyani, temdine. Emdi ve nemdi. Emdi ve nemdi. Evet. Peki bu fiile benzeyen yani yamdayının çekimine benzer bir şekilde çekimi yapılan başka fiiller var mı? Başka fiiller var. Hemen aşağıda 5 numaralı alıştırmayla verilen Esnid el-ef'alel atiyete ile damair bölümünde var. Yermi, yerteki, yertedi, yenteki, yesterhi, yestelki ve yehtefi fiilleri var. Bu fiillerin çekimleri istenmiş sizden. Peki örnek olarak yermi'yi ele alalım. Bunu örnek olarak, bunun çekimini örnek olarak ben vereyim size. Diğer fiillerden de ki bu yemdi ve yermi sülasi mücerret fiilin örnekleri. Sülasi mezit fiillerin de aynı şekilde sonlarının illet harfiyle bitmesi durumunda yine aynı şekilde yemdi ve yermi sülasi mücerret fiillerinin çekildiği gibi çekilir bunlarda. Yani bir yermi fiilinin çekimiyle bir yerteki ya da yertedi devamında yer alan kitabınızdan takip ediyorsunuz. 53. sayfadan okuyorum. Yerteki, yertedi, yenteki, yesterhi, yestelki, yehtefi fiillerinin çekimi ile biraz önce örneklendirdiğimiz yemdi fiilinin şimdi örneklendireceğim yermi fiilinin çekimi arasında herhangi bir fark söz konusu değildir. Yani aynı üslupla, aynı usulle çekimi yapılır. Peki yermi'yi çalışalım. Rama'dır bunun aslı. Rama, yermi. Peki yermi, yermi yani yermune. Tekrar ediyorum gayb satırını. Yermi, yermi yani yermune. Gaybe satırına geçiyoruz. Termi, termi yani yermine. Gaybe satırını tekrar ediyorum efendim. Termi, termi yani yermine. Muhatap satırına geçiyorum. Termi, termi yani termune. Tekrar ediyorum muhatap satırını. Termi, termi yani termune. Muhataba satırına geçiyorum. Termine, termi yani termine. Dikkat edin muhataba satırında müfret müennes muhataba kipiyle cem müennes muhataba kipleri aynı. Tahmine, termine, termine iki şekilde. Yani hem müfret müennes muhataba sigası termine hem de cem müennes muhataba sigasında çekim termine şeklinde. Evet termine, termi yani termine. Hangi satırdı bu? Muhataba satırı. Termine, termi yani termine. Muhataba satırıydı. Son satır mütekellim satırı. Ermi ve nermi. Ermi ve nermi. Evet, sülasi mücerredin iki örneğini çalışmış olduk. Meda fiilinin muzarisi olan yemdi'yi ve rama fiilinin muzarisi olan yermi'yi çalışmış olduk. Şimdi de size irteka, mazisi irteka şeklinde gelen sülasi mezit bir fiilin muzari malum çekimini örneklendireceğim inşallah. Evet efendim. Yerteki fiilini görüyorsunuz. Şablon içerisinde yerminin hemen altında. Bunun mazisi irteka şeklindedir. Peki yerteki'nin gayb satırını hemen çalışalım. Yerteki, yerteki yani yertekune. Gayb satırını tekrar ediyorum. Yerteki, yerteki yani yertekune. Gaybe satırı terteki, terteki yani yertekine. Evet gaybe satırını tekrar ediyorum. Terteki, terteki yani yertekine. Muhatap satırı terteki, terteki yani tertekune. Tekrar ediyorum muhatap satırını. Terteki, terteki yani tertekune. Muhataba satırına geçiyorum. Tertekine, terteki yani tertekine. Tekrar ediyorum muhataba satırını. Tertekine, terteki yani tertekine. Son olarak mütekellim satırı. Erteki ve nerteki. Erteki ve nerteki. Evet efendim programımızın bu bölümünde nakıs fiillerin gerek sülasi mücerretlerinin gerekse sülasi mezitlerinin yani sülasi mezit şeklinde gelen nakısların muzari malum çekimlerini çalışmış olduk. Programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere inşallah.